bugün sizlere yöresel bir yemek olan topalak yapıyorum. Bunun için bir çay bardağı köftelik bulgur, bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum üzerine. Hafif üzerine basana kadar sıcak su ilave ediyorum. Ve bulgurumu şişmeye bırakıyorum. Topalığımızın köftesi için bulgurlarımız şişti bir 10 dakikada. Üzerine bir orta boy rendelenmiş soğan ve 3 diş sarımsak ilave ediyorum. Bir adet yumurta ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı toz kırmızı biber, yarım çay kaşığı kimyon ve bir çay kaşığı dolusu nane ilave ediyorum. Dikkatli bir şekilde unumu ilave ediyorum bu aşamada. Yarım çay bardağı kadar un ilave ettim. Yoğurmaya devam ediyorum. Yarım çay bardağı daha un ilave ettim. Toplamda 1,5 çay bardağı un ilave ettim. Güzelce yoğuruyorum. Bulgurumu yoğurdum. Hafif elime yapışan bir kıvamı var. Şekil veriyorum. Kabımın altına köftelerimin yapışmaması için un serpiyorum. Köftemden yine elime un alarak bir parça koparttım. Bunu şu şekilde böyle küçük küçük parçalar kopartıp un serptiğim kabıma alıyorum. Küçük parçalar koparttım hamurumdan. Köftelerimi yuvarlıyorum. Tabanının yapışmaması için hafif şu şekilde sallıyorum. Her yerin un olması için. Bulgurlu harcım bitene kadar bu işlemi devam ettiriyorum. Köftelerime şekil verdim. Şu şekilde sallayarak her yerini unla buluyorum. Köftelerim hazır. Topalak çorbamı yapmaya başlıyorum. Tenceremin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı koydum. Tereyağım güzelce eridi. Yine 1 yemek kaşığı biber ve domates salçası karışımı ilave ediyorum. Salçamı güzelce kavuruyorum. Yine salçam kavrulurken içerisine 2 orta boy yemeklik doğranmış soğan ilave ediyorum. Ve kavurmaya devam ediyorum. Soğan ve salçam birkaç dakikada bu şekilde kavruldu. İçerisine orta boy bir kase nohut ilave ediyorum. Yine içerisine orta boy bir kase haşlanmış dana eti ilave ediyorum. Ve güzelce harmanlıyorum. İçerisine büyükçe irice bir kase 2 su bardağı kadar et suyu ilave ediyorum.
Yine içerisine ılık su ilave ediyorum. 2 su bardağı kadar. Çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Kaynayan suyumun içerisinde hazırlamış olduğum köftelerimi ilave ediyorum. Dikkatli bir şekilde. Şöyle dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı nane ve yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Ve çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Yemeğimizin köfteleri de pişti. Yukarıya çıktı gördüğünüz gibi. Çok güzel özleşti. Sıcak olarak servis ediyorum. Sana servis ediyorum. Üzerine taze nane ile süslüyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yeni tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.